Sayın Rektörüm, değerli katılımcılar, değerli meslektaşlar ve değerli konuklar. Charles Ives'ın piyano, iki piyano için yazdığı Çeyrek Don'da üç parçayı seslendireceğiz. Konsere hoş geldiniz. Kısa bir açıklama yapmak istiyoruz. Ben besteci hakkında konuşacağım. Charles Ives, Amerikalı bir besteci. 1874-1954 yılları arasında yaşamış. Modern müziğin aslında öncülerinden, o dönemde Avrupa'da empresyonizm olmasına rağmen Charles Ives politonal, atonal, polyritmik gibi bugün modern müzikte sıkça kullanılan teknikleri uygulamış. Ve bunları da aslında cesaretli uygulamış. Çünkü beğenilme ya da kabul edilme kaygısı olmamış. İyi bir iş adamıymış. Güzel bir sigorta şirketi varmış. Ve cesurca eserlerini yazmış. Önce sigortalatmış hatta. Sigortalatmış. Önce küçük şirketler ya da basın evleri basmış. Daha sonra şimdi artık dünyaya mal olmuş bir besteci. Bugün de büyük ihtimalle Türkiye'deki ilk yorumunu gerçekleştireceğiz. Ben arkadaşım müzik biliyorsunuz insanlık tarihi kadar eski bir olay. Elbette ki teknoloji gibi, her şey gibi müzik de basit bir yerden başladı, giderek karmaşıklaştı. Ve şimdi dinleyeceğimiz müzik aslında çok uzun bir sürecin, gittikçe karmaşıklaşan bir sürecin ürünü. Beethoven'ın senfonileri aslında bir bakıma basit 8'er ölçülük Alman halk şarkılarının geliştirilmiş, genişletilmiş bir şeklidir. Ives de aslında köklerini kendi ülkesinin geleneksel, daha basit geleneksel ezgilerinden alıyor. Bu dinleyeceğiniz eser ilk anda çok alışık olmadığımız tınlar içerdiği için biraz yabancı gelebilir. Ama içinde minnacık geleneksel ezgi kırıntıları var. Hatta böyle Yankee Doodle'a, Amerikan Milli Marşı'na ilk üç notasını dokundurup kaçıyor. Dolayısıyla emin bile olamıyoruz orada. Milli Marşı mı gönderme yaptı yoksa benziyor mu? Şimdi bugün korma sön deyip sonra gerisini değiştirdiğinizi düşünün. Vaktiyle Stravinsky Amerikan Milli Marşı'nı baştan sona orkestrasyonunu yapmış. Kendi versiyonunu yapmış ve tutuklamışlar adamcağızı. Dokunulmaz çünkü bir tabu. Bu parçayı dinlerken olabildiğince açık olmaya çalışıp çünkü ben dahi yeni yeni anlıyorum. Kulaklarım yeni yeni ısınmaya başlıyor. Çünkü çok deneysel bir durum var burada. Ives'in zamanında 20. yüzyıl başlarında çeyrek ton piyano diye bir alet icat ediliyor. İki piyano, iki üst üste iki klavye var. Ve bu dinleyeceğiniz üç prelüpten birincisi ve üçüncüsü aslında tek piyanistin bir çeyrek ton piyanoda çalması için tasarlanmış. Ama elimizde şu an öyle bir alet olmadığı için bir piyanonun akordunu değiştirmek, çeyrek ton düşürmek suretiyle iki piyanoya uyarlanmış. Eğer minnacık, burası sanki hoşmuş gibi bir liste kapılırsanız hemen gidip internetten bir iki kere daha dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu çok fazla birikim gerektiriyor. Birkaç kere dinledikçe insan yavaş yavaş alışmaya başlıyor. Thank you.
Bravo.